Hayırlı günler. Sevgili Batuşuk TV izleyenleri, işte size çoğaltmış olduğumuz bitkileri son halini göstermek istiyorum. Bakın şunları ben ektim içine. Bakın ne olmuş. Hepsi yeni. Kök saldı ve yeni kılıç çiçeği büyüdü içinden. Muhteşem. Yani Sansevieria bitkisini, kılıç çiçeğini yani peygamber kılıcını çoğaltmak hiç de zor değil. Bunu hazır almıştık. Bu da çoğaldıkça çoğaldı. Birkaç ay içindeki muhteşem değişim. Şimdi diğer çoğalttığımız kılıç çiçeklerine bakalım. Çünkü onlar da kök saldı. Bakın. Muhteşem. Bu aloe vera'mız. Bu da çoğalttık, o da tuttu. Bu yine kılıç çiçeğimiz bakın. Yavrulara bakın. Yine aloe vera'mız. Ve bu da kılıç çiçeğimiz. Hepsi tuttu maşallah. Bunları biz kesip 15-20 santim içine diktik. Bunlar kök saldı ve yeni kılıç çiçeği, sansevieralar büyüdü. Görüyorsunuz aloe veramızı. Onlar da kökünden çek atıyorsunuz çekip ve yeni bir toprağa dikiyorsunuz. Bu kadar. Bir saksı fazla doldu mu onun içinden kökünden çıkartıp yeni bir saksıya dikebilirsiniz. Bu sansevieralar yani peygamber kılıcında bu saksı da komple dolmuştu her taraf. Önceki çekimlerimizde görebilirsiniz. Bunun içinden kökünden kestik. Ondan sonra 15 santim, 15 santim keserek aldık. Bunlara diktik ve bunlar da çoğaldılar. Kök saldılar. Birkaç ay içinde kök salıyor. Ve yeni çoğaltmanın yanında bu saksı da canlandı. Çok fazla olduğundan artık saksıya sığmıyordu ve zarar vermeye başlamıştı. Bu sayede bu Sansevieria bitkimiz de hayata tekrar tutundu ve tekrar çoğalmaya başladı. Biliyorsunuz bunları dışarıdan satın almak bayağı pahalı. Böyle bir saksı alıp da onu çoğaltırsanız kendiniz bayağı paradan kurtulmuş olursunuz. Evet. Bunları göstermişken ağaçlarımızı daha göstereyim. Ceviz ağacımız. Maşallah. İşte bu ceviz ağacımız. Limon. Limon da. Bu da meşe palamudumuz. Bakın. Halen saksı da. Düzenini suluyoruz. Bunu artık doğaya Allah'ın izniyle dikeceğiz. Ve cevizimiz de. Bu limonlarımız daha saksıda duracak. Bir tanesini buradan selam söylüyorum. Halil abime vereceğim. Bir tanesi de burada saksıda büyüyecek. Bir tanesini de ben diğer tarafta onu da göstereyim. Toprağa gömdüm. Toprağa diktim daha doğrusu. Bu cevizle meşe palamudunu da doğaya dikerken inşallah yeni çekimden birlikte olacağız. Ayrı ayrı iki çekimden. Limon. Limon ağacımız bu da tuttu, burayı benimsedi. Çünkü gene bir gelişme var, büyüyor. Allah'ın izniyle. Evet. Burada da iki tane ağacımız var. Görüyorsunuz bu ağaçları. Bu ağaçlardan birisi buraya düşmüş.
el tohumu. Birisi de şu iki tabi bu taşın arasında çıktı. Onları oradan aldım, saksıya diktim. Yaşatmaya çalışıyorum çünkü burada ağaç büyüyemez zaten. Bunları da çok acil gidip burada yer bulup bu doğaya dikeceğim, büyüyebileceği bir yere. Yanlış bir yere dikmeyelim çünkü yanlış yere dikerseniz belediye içeri çimeni biçerken yok edebilir veyahut insanlar zarar verebilir. Onun için ağaç dikersek, bitkilerimizi, ağaçlarımızı dikersek etrafını sarmalı. Kimsenin zarar veremeyeceği bir şekilde getirmeli. Ve bir ağaç olduğu belirgin halde olmalı. Ki kimse elini sürmesin. Belediyede gördüğünde o da yine elini sürmesin. İnşallah büyüsün. Zamanı geldiğinde beraber bunları diktiğimizde size nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Etrafını nasıl sardığımızı. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. İşte yeşili betona boyamayın. Betonu yeşile boyayın. Daima yeşille kalın. Doğayla kalın. Doğayla iç içe kalın. Patçuk TV'ye abone olun. Haberdar olun.